Sevgili seyirciler, biz geçen sene burada bedensel ve fiziksel engeli olan iki tane evladımızın bir hayali vardı. O hayallerden biri de normal bir bir çocuğun yaşayabileceği ev ortamında yaşamasıydı. Biz bu çağrımızı yaptığımız zaman seyircilerimizden çok mesajlar geldi. Ama bize bu süreçte en önemli desteği de GEV Belediye Başkanımız Sayın Murat Kaya vermişti. Belediyenin tüm imkanlarını o evin tamamen kırılıp yeniden yapılmasında seferber etmişti. Bugün de hem ziyaretimize geldi hem de GEV'li kadınlar için de şahane bir proje yapmış, ondan bahsetmek istiyor. Alkışlarla alıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun başkanım. Hoş geldiniz. Ayvalarla geldiniz bize. Evet, hoş bulduk. Önce iyi yayınlar diliyorum tüm arkadaşlara. Ben de sizin temennilerinize katılıyorum tabii. Bugün Batman'da 7 tane vatan evladımız şehit oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyorum. Amin. Allah ailelerine sabırlar Amin. Versinler. İnşallah tüm milletimizin başı sağ olsun tekrar. Bu arada bugünkü hem burada olduğunuz için size de çok teşekkür ediyorum. Geçen sene göstermiş olduğunuz destek, vermiş olduğunuz emek bizim için ve o aile için çok kıymetliydi. Ben teşekkür ederim öncelikle. Böyle sosyal bir yayın yaptığınız için de sizi tebrik ediyorum. Hem sizi hem kanalımızı. Tabii sizin o programınızdan sonra bize telefonlar yağdı. Şunu anladık ki evet, Esra Eroğlu gerçekten Türkiye'de çok sevilen, çok güzel bir program yapıyor. Tabii sizlerin de tavsiyesiyle biz Serap kardeşimizin ihtiyaçlarının tamamını gidermek için elimizden gelen belediyemizin tüm imkanlarını kullandık. Şu anda takibinde yapıyoruz zaten. Kızımız memnun, çocukları memnun. İnşallah bundan sonra da eğer ilçemizde böyle ailelerimiz olursa biz yine onlara tüm desteğimizi vereceğiz. Bu arada seyircilerimizin benimle ilgili bildiği en önemli konulardan biri de kadın ve kadınla ilgili tüm girişimleri sonuna kadar böyle heyecanla desteklememdir. Başkanım da GEV'li hanımlara, GEV'li kadınlara kendi yaşamlarında ayakta kalabilmeleri için çok da güzel bir proje başlatıyorsunuz. Evet, onu şöyle hemen kısaca ifade etmiş olayım. Tabii biz belediyecilik hizmetlerini sadece altyapı ve üst yapı olarak değerlendirmiyoruz. Biz GEV Belediyesi olarak ciddi anlamda sosyal bir belediyeyiz. Bu benim ikinci dönemim zaten. 9,5 yılımı tamamladım. Mesela şu anda 160 tane yetim kardeşim var benim. GEV'deki tüm yetim ve öksüzlere GEV Belediyesi olarak karşılık veriyoruz biz. Bunlar komisyonlar aracılığıyla belirleniyor. Bu çocukları kimse tanımıyor. Onları da mağdur etmiyoruz zaten. Hepsinde bankamatik kartları var. Ayın 15'inde gidip bankadan, hesaplarından cep harçlıklarını alıyorlar. Biz de onları takip ediyoruz. Diğer ihtiyaçları var mı diye. Bir de şu vardı. O çöp alanını yıkıp yeniden yapıp orada bir üretim evet. tesisi kuruyorlar. İşte kendi belediyelerin ismini verdikleri bu organik işte reçeller, ürünler, evet. Üzümler, makarnalar bir sürü şey de üretiliyor. Ve GEV'li hanımlar da orada istihdam ediyorlar. Evet. Biz, kadın bizim için önemli. Hayatın her önemli kadın var ve kadın elin değdiği her yer çok güzel. Ben zaten 5,5 ay önce GEV Belediyesi olarak bir sosyal tesis açtık. 50 bin metrekare. Muhammed Safi Türk Kaymakamımızın da ismini verdik kendisi GEV'li olduğu için. Orada 17 tane kadın arkadaşım çalışıyor. Bu tesiste işte sabah kahvaltıları, öğlen yemekleri, çeşitli faaliyetlerimiz de var. Ve onun yerine bir yenisini daha ekledik. Şu anda ben 2009'da belediye başkanı olduğumda çöplük alanı olarak kullanılan bir bölgeyi, 12 bin metrekare alan bir bölgeyi kapatmıştık. Şimdi oraya bir fabrika kurduk. GEV Yöresel Ürünler Üretim Merkezi diye. İlçemizde yaklaşık 300 bin ton ürün çıkıyor zaten meyve anlamında. Gördüğünüz evet. gibi ayvamız da dünyanın en meşhur ayvasıdır, GEV ayvası. GEV, yani ayvayı GEV'den mi alacağız? Tabii ki, yani dünyanın en meşhur ayvası çünkü. Bu arada ürettikleri ürünler de bunlar, yani oradaki GEV'li hanımların ürettiği salça var, ayva reçelleri var. Evet, sadece onlarla kalmıyor. Geleneksel yöntemlerle evde annelerimizin, eşlerimizin yaptığı şekilde işte salçalar, pekmezler, turşular, reçeller bunların yapılacağı bir fabrika oluşturduk ve 40 tane de kadın kardeşimiz pazartesi günü itibariyle işbaşı yaptılar. 13-14 Ekim'de de GEV'de ikincisini düzenleyeceğimiz çok büyük bir ayva festivalimiz var. Ben buradan sizin aracınıza tüm vatandaşlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Gelirlerse ağırlarız. Şeref duyarız gelmelerinden. Çünkü kadın istihdamı yönelik bir proje.
İnşallah kadınlarımız kendi ayakları üstünde dursun diye düşünüyoruz. Yani en büyük destek tabii ki gay ve halkından gelecektir ama bir belediye başkanının kendi bölgesi kadınların hem evden çıkmalarını hem de üretime destek olmaları ve kendi kazançlarını elde etmelerini evet. sağlaması bana göre çok takdir edilecek bir davranış. Siz daha çok 9 yıllar daha gidersiniz teşekkür Allah'ın ediyorum. İzniyle. Teşekkür ama ederim biz, inşallah. Şu görüntüler bizim için çok önemli. Yani neredeyse aslında bizim orada yapmadığımız bir tek bir şey vardı. Binayı yıkıp yeniden yapsaydık evet. olurdu da. Sevgili seyircimize de buradan anonslarımızı yapalım. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Tekrar sizin aracınıza ben bu kardeşimize yardımcı olduğunuz için kanalımıza teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz de sosyal sorumluluk projelerinin hepsinde elimiz taşın altında olacak. Belediyemizin gücü yettiği doğrultuda elimizden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceğiz. Ben burada da söyleyeyim. Size de daha önceki görüşmemizde söylemiştim. Mutlaka o tesisi gezmeye ve görmeye şeref duyarız inşallah. Geleceğim ve bu yapılan artık biliyorsunuz ki hani o organik beslenme, o sağlıklı evet. beslenme, doğaya dönüş. Hani çağın yani şu anda bir en popüler şey. Dilerim de bu ürünlerin hepsi o kadar çok satılır ki. İnşallah. Bugün orada 40 kadın çalışıyorsa o kadın sayısı katlanarak gider. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ben bu aracılıkla sizlere Gay ve Ayva Festivalimizin davetiyesini vermek istiyorum. Ay çok teşekkür evet. ederim. Ayva'nın başkenti? Gay ve. Gay ve. Evet peki. Belediye Başkanımız Sayın Murat Kaya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bekleriz inşallah. Alkışlarla oynuyorum. Peki, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bunları buradan kımıldatmıyorum ki korkuyorum arkaya gittiği zaman sepetleri bulamam diye. Şaka yapıyorum tabii ki.